Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün size 5 adet kitap tavsiyesi vereceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk kitabımız Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe. Ben bu kitabı yaklaşık 2 yıl önce yine bir yaz akşamı okumaya karar vermiştim ve sabah kalkmıştım. Ve aynı gün bitmişti, yani aşırı sürükleyici bir kitaptı. Burada 9 yaşında Mafalda adında bir kız var ve bu kızın bir hastalığı var. Gün geçtikçe gözleri bozuluyor ve 6 ay sonra kör olacak. Yani büyük bir empati olanağı sağlayacak bir kitap. Yani düşünün ki bu hastalığınız var ve 6 ay sonra bir daha göremeyeceksiniz. Hani belki insanı bu daha çok koyar. Doğuştan hani olsaydı hiçbir şeyi görmeden direkt kör bir şekilde yaşamak mı daha zor olur acaba? Bilemedim şimdi ama. Ya da böyle hani bir anda her şeye alışmışsınız. Dünyanın güzelliklerini görüyorsunuz ama bir anda kör oldunuz. Yani aslında ikisi de çok kötü. Allah kimse yaşatmasın ama çok zor bir durum gerçekten. Gün geçtikçe hani şey gibi, gün geçtikçe öldüğünüzü bilmek gibi bir şey bu. Ve kızınız 9 yaşında Mafalda. Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe olmasının sebebi kız hastalığını biraz Kiraz Ağacı ile arasındaki mesafeyle ölçüyor. Yani şöyle düşünün. Sabah kalkıyor diye ki bugün 60 metre öteden kiraz ağacını görebiliyorum ama bir hafta sonra bakıyor ki 60 metre öteden göremiyor. Sadece bir leke gibi bir şey. Sonra bir dahaki hafta 50 metreden görebiliyor. Ve gün geçtikçe bu mesafeler azalıyor. Ve bu da onun hastalığının artık sonuna geldiğini gösteriyor. Bunu tavsiye ederim. Genç Dimaş yayınlarından zaten. Ve kitap sayfası da 207. İkinci kitabımız Fısıltı. Haşhaş serisini elbet duymuşsunuzdur. Fısıltı, Çığlık, Sessizlik, Final. Bu kitap birçok booktuber tarafından çok sevildi, çok övüldü. Gerçekten çok güzel bir kitap. Film, yani kitap film diyorum. Bu arada filmi de çıkıyor. Yani Becafis Petrik sosyal medyasında duyurmuştu ama umarım bir an önce çıkar. Bir kovulmuş meleğin bir insanın aşkını anlatıyor aslında. Paige ve Nora. Paige erkek olan, Nora kız. Cinsiyetlerini söylüyorum çünkü. Böyle yabancıların hangisinin kız hangisinin erkek olduğu bazen anlaşılmıyor. Ben bazen böyle kitap okuyorum, bu kızın erkek mi falan diye anlamıyorum. Onun için söyleyeyim dedim. Şöyle ki Nora ve V böyle çok yakın bir arkadaşlar. Ve biyoloji dersinde hoca onları ayırıyor. Nora'nın yanına Paige oturuyor. Paige de böyle Nora onu görmüş böyle birisine vururken falan. Kovulmuş bir melek. İşte bunlar ödev veriyor işte öğretmenleri bir şekilde birlikte. Birleşip ödev yapmak zorundalar. Daha sonra ama biraz da korkuyor Nora. Sonra zaman geçiyor falan. Bunlar birbirine aşık oluyor. Ama Paige'in insan olabilmesi için Nora'yı öldürmesi lazım. Tabii işin içine aşk girince karışıyor. Böyle her şeyin bir anda olduğu bir kitap. Çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Kesinlikle okuyun derim. Hatta beğenirseniz diğerlerini de okuyun. Diğerleri de çok güzel. Şimdi üçüncü kitabımıza geçelim. Üçüncü kitabımız Şeker Portakalı. Şeker Portakalı'nı sosyal medyadan az çok görmüşsünüzdür. Hatta konusuna bile hakim olabilirsiniz. Ben de bir gün artık yeter, yani sosyal medyadan mı okuyacağım bu kitabı diyerek direkt alıp okumuştum. Hatta bir alıntıyla başlayalım, bir şeyler bulayım. Bakalım güzel bir şey var mı? Şu, evet olur. Öldürmek derken öyle bak canısın tabancasını alıp da dandan diye öldürmeyi kastetmiyorum. Öyle değil. Kastettiğim onu kalbinde öldürmek. İyiliğini istemekten vazgeçmek. Derken bir gün ölüp gidecek. Ben böyle sevdiğim kısımları kitabın kapağıyla orantılı bir renkle çiziyorum. Öyle hani bir daha okurken çok daha güzel oluyor ya da okumak istediğim zamanlar alıntı kısımlarını okuyorum. Şimdi biraz da konusundan değinelim. Zeza adlı bir yaramaz bir çocuk var böyle. Daha sonra bunlar kirası daha az olan bir eve taşınıyorlar. Ve evin bahçesine Zeze bir şeker portakalı fidanı dikiyor. Ve onunla arkadaşlık kurmaya başlıyor. Ve hayal gücü de çok güçlü bir çocuk. Ve çok da zeki aynı zamanda. Kendi kendine okuma yazmayı falan öğrenmiş. Okulda da çok zeki. Zeze Bay Arivaldo adında bir adamla tanışıyor. Zengin bir adam bu adam. O zamanlar da babasıyla zaten sıkıntılar yaşıyor. Tartışıyorlar, takışıyorlar falan. Aynı zamanda da yoksullukla mücadele ediyor Zeze. Adam da zengin olunca biraz da onun huyuna gidince onu kendi babası gibi görüyor. Yani öyle adlandırıyor. Ondan sonra aslında hikaye başlıyor bana göre. Kesinlikle okuyun, tavsiye ettiğim bir kitap. Bence kesinlikle şans verin. Çok önemli bir kitap. Şimdi diğer kitabımıza geçelim.
Dördüncü kitabımız Mucize. Mucize yüzünde fiziksel kusurları olan bir çocuğu anlatıyor. Adı August. August 5. sınıfa kadar annesi tarafından evde eğitim görüyor. 5. sınıftan sonra ailece karar veriyorlar ve onu bir okula yazdırmaya karar veriyorlar. Aslında Mucize kitabında August'un okulda o acımasız kişiler tarafından yaşadığı bazı olayları anlatılıyor. Ve zaten August kitaba başlamadan önce size nasıl göründüğümü anlatmayacağım. Aklınıza ne geliyorsa muhtemelen ondan daha kötü görünüyorumdur diye başlıyor kitaba. Yani bu bile bence bir çocuk için çok ağır bir cümle. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok empati yönünde çok güzel bir kitap. Hiç gözünüzü kapayarak alabilirsiniz. Şimdi diğer kitaba geçelim. Ve tavsiye ettiğim son kitap Gülten Dayıoğlu'ndan Dört Kardeştiler. Dört Kardeştiler benim için çok 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 özel bir kitap. Çünkü okuduğum ilk roman ve beni kitap okumaya başlatan kitap olarak adlandırabileceğim bir kitap. Ben Dört Kardeştiler'i ondan fazla kez okudum. Her yıl düzenli olarak okuyorum. Hatta birden fazla okuyorum. Şöyle ki Gülten Dayıoğlu bu kitabında bir ailenin aslında nasıl yok oluşunu anlatmış. Ya da fakirlik sonucu olmasına rağmen kardeşlerin birbirine nasıl bağlandığını da bir yandan anlatmaya çalışmış. Kardeşlerimiz döndü, Habibe, Yaşar ve Feten oluyor. Feten en büyükleri. Anneleri Yaşar'ı doğururken vefat ediyor ve babası ve yaşlı dedesiyle bir başına kalıyorlar. Annesinden ölümünden hemen sonra da babası görev başındayken vuruluyor ve ölüyor. Ve yaşlı dedesiyle kalıyorlar ve bir zaman sonra çok daha zor durumlara düşüyorlar. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Özellikle de kitap okumayı yeni yeni başlıyorsanız Gülten Dayıoğlu'na kesinlikle şans verin. Ölümsüz Ece'yi de size tavsiye ederim. Şu an tavsiye edeceğim kitaplarımın hepsi bitti. Şöyle göstereyim son kez. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek. Abone olmayı unutmayınız, like atmayı unutmayınız. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.